Herkese merhabalar, böceklerin büyüleyici ve bazen de korkutucu dünyasını keşfettiğimiz bir başka bölüme hoş geldiniz. Bugün, dünyadaki en tehlikeli böceklerden bazıları hakkında konuşacağız. Bunlar, ısırıkları, sokmaları veya hastalıklarıyla insanlara ve hayvanlara ciddi zararlar verebilen, hatta ölümlerine yol açabilen böceklerdir. Bu ürkütücü böceklerle tanışmaya hazırsanız, başlayalım. Listemizdeki ilk böcek, sivrisinektir. Sivrisineklerin sadece cildinizde kaşıntılı şişlikler bırakan, sinir bozucu haşereler olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak onlar gezegendeki en ölümcül böceklerdir. Sivrisinekler sıtma, dank humması, sarı humma, zika virüsü ve diğer hastalıkları bulaştırarak her yıl yaklaşık 1 milyon insanı öldürmektedir. Sivrisinekler Antarktika ve bazı adalar dışında dünyanın hemen her bölgesinde bulunur. Sivrisinek ısırıklarından korunmanın en iyi yolu, böcek kovucu kullanmak, uzun kollu ve pantolon giymek veya cibinlik adı verilen sineklik altında uyumaktır. İkinci sırada çeçe sineği var. Bu, Sahra altı Afrika'da yaşayan büyük, kahverengi bir sinektir. İnsanlar ve çiftlik hayvanları da dahil olmak üzere omurgalıların kanıyla beslenir. Çeçe sineği, uyku hastalığı olarak da bilinen Afrika tripanosomiyazını yaymasıyla ünlüdür. Bu, sinir sistemini etkileyen ve ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, kafa karışıklığı, nihayetinde koma ve ölüme neden olabilen parazitik bir hastalıktır. Uyku hastalığının aşısı veya önleyici bir ilacı yoktur. Bu nedenle bu hastalıktan korunmanın tek yolu, çeçe sinekleri tarafından ısırılmaktan kaçınmaktır. Bunu da açık renkli kıyafetler giyerek, çalılık ve ormanlık alanlardan uzak durarak ya da böcek kovucu kullanarak yapabilirsiniz. Listemizdeki üçüncü böcek, Asya eşek arısıdır. Bu, Asya'ya özgü olan, ancak Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerini istila eden büyük, siyah sarı bir eşek arısıdır. Japon eşek arısı veya dev eşek arısı olarak da bilinir. Asya eşek arısı çok agresiftir ve yuvası rahatsız edilirse sürüler halinde saldırabilirler. Sokması son derece acı vericidir ve bazı insanlarda anafilaktik şoka, kalp durmasına veya çoklu organ yetmezliğine neden olabilir. Asya eşek arısı aynı zamanda bal arılarını da avlar ve birkaç saat içinde tüm kolonileri yok edebilir. Asya eşek arısı sokmalarını önlemek için genellikle ağaçlarda veya binalarda bulunan yuvalarına yaklaşmaktan ya da onları kışkırtmaktan kaçınmalısınız. Bir Asya eşek arısı sürüsüyle karşılaşırsanız, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaçmalı ve sokulmanız halinde tıbbi yardım almalısınız. Listemizdeki dördüncü böcek, karadul örümceğidir. Bu örümcek, karnında belirgin kırmızı bir kum saati işareti olan küçük siyah bir örümcektir. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde bulunur. Karadul örümceği, dünyadaki en zehirli örümceklerden biridir. Zehri nörotoksiktir, yani sinir sistemini etkiler ve kas spazmlarına, karın kramplarına, mide bulantısına, kusmaya, nefes almada zorluğa ve nadir durumlarda ölüme neden olabilir. Karadul örümceği, genellikle kendini tehdit altında hissettiğinde ya da birisi yanlışlıkla ona veya kendi ördüğü ağına dokunduğunda ısırır. Karadul örümceği ısırıklarından kaçınmanın en iyi yolu, açık havada veya örümceklerin saklanabileceği karanlık yerlerde çalışırken eldiven ve ayakkabı giymektir. Bir karadul örümceği tarafından ısırılırsanız, yarayı sabun ve suyla yıkamalı, derhal tıbbi yardım almalısınız. Listemizdeki beşinci böcek, ateş karıncasıdır. Bu böcek türü, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde büyük koloniler halinde yaşayan küçük kırmızımsı kahverengi bir karıncadır. Ateş karıncası adını, ateşte yanmış gibi hissettiren, acı verici iğnesinden alır. Ateş karıncası kurbanının cildine histamin enjekte ederek şişme, kızarıklık, kaşıntı ve su toplamasına neden olur. Bazı kişilerde ateş karıncası sokmasına karşı nefes almada zorluk, düşük tansiyon veya anafilaktik şoka neden olabilen alerjik reaksiyonlar da görülebilir.
Ateş karıncası genellikle rahatsız edildiğinde veya biri tepesine bastığında sokar. Ateş karıncası sokmalarından kaçınmanın en iyi yolu, dışarıda yürürken kapalı ayakkabı ve çorap giymek, tepeciklerine dokunmaktan veya tekmelemekten kaçınmaktır. Eğer bir ateş karıncası tarafından sokulursanız, etkilenen bölgeyi sabun ve suyla yıkamalı, iltihabı azaltmak için buz veya antihistaminik krem kullanmalısınız. Listemizdeki 6. böcek, sürücü karıncadır. Bu böcek, Afrika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde büyük koloniler halinde yaşayan büyük, siyah bir karıncadır. Sürücü karınca, ordu karıncası veya safari karıncası olarak da bilinir. Sürücü karınca dünyadaki en agresif ve obur böceklerden birisidir. Ormanda yürüyen ve yollarına çıkan her şeyi yutan, 50 milyona kadar karıncadan oluşan devasa baskın grupları oluşturabilir. Sürücü karınca güçlü çenesi ve zehirli iğnesiyle ısırıp sokarak şiddetli ağrı ve kanamaya neden olabilir. Sürücü karınca genellikle potansiyel bir avla karşılaştığında veya yuvası rahatsız edildiğinde saldırır. Sürücü karınca saldırılarından kaçınmanın en iyi yolu toprak ve bitki yığınlarıyla işaretlenmiş yollarından ve yuvalarından uzak durmaktır. Bir sürücü karınca baskınıyla karşılaşırsanız, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaçmalı ve yüksek bir yere veya bir su kütlesine sığınmalısınız. Listemizdeki 7. böcek, mermi karıncasıdır. Bu karınca türü, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşayan büyük siyah bir karıncadır. Mermi karıncası aynı zamanda 24 saatlik karınca veya dev avcı karınca olarak da bilinir. Mermi karıncası, Schmidt acı indeksine göre dünyadaki tüm böcekler arasında en acı verici iğneye sahiptir. İğnesi bir mermi tarafından vurulmuş gibi hissettirir, bu nedenle adı da buradan gelmektedir. Acısı 24 saate kadar sürer ve ateş, mide bulantısı, terleme ve titremeye neden olabilir. Mermi karıncalar genellikle kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ya da ağaçların dibinde bulunan yuvalarına dokunulduğunda sokarlar. Mermi karınca sokmalarından kaçınmanın en iyi yolu, yağmur ormanlarında yürürken koruyucu kıyafet ve eldiven giymek, yuvalarına dokunmaktan veya rahatsız etmekten kaçınmaktır. Eğer bir mermi karıncası tarafından sokulursanız, yaraya buz veya soğuk su uygulamalı, acıyı hafifletmek için ağrı kesici almalısınız. Listemizdeki 8. böcek bot sineğidir. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşayan küçük, tüylü bir sinektir. Bot sineği, Warble sineği veya insan bot fly olarak da bilinir. Bot sineğinin kendisi tehlikeli değildir, ancak larvaları tehlikelidir. Bot sineği larvaları, insanlar da dahil olmak üzere, memelilerin derisinin altında yuva yapan parazit kurtçuklardır. Konakçılarının içinde büyüdükçe şişen ve iltihaplanan ağrılı yumrulara neden olurlar. Karasinek larvaları, gözler, beyin veya akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerine de göç ederek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Karasinek, genellikle yumurtalarını sivrisinek veya kene gibi başka bir böceğin üzerine bırakarak konakçısını enfekte eder ve bu böcek yumurtaları ısırdığında konakçının cildine aktarır. Bot sineği enfeksiyonlarını önlemenin en iyi yolu, böcek kovucu kullanmak, uzun kollu ve pantolon giymek, böcek ısırıklarını kaşımaktan kaçınmaktır. Cildinizin altında bir bot sineği larvası olduğundan şüpheleniyorsanız, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almalısınız. Listemizdeki 9. böcek, suikastçı böcektir. Bu böcek, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan büyük kahverengi bir böcektir. Suikastçı böcek, öpücük böceği veya koni burunlu böcek olarak da bilinir. Suikastçı böcek, diğer böcekleri keskin ağız parçalarıyla delerek ve dokularını eriten tükürük enjekte ederek beslenen vahşi bir avcıdır. Bununla birlikte bazı suikastçı böcek türleri, özellikle dudak ve göz çevresinde olmak üzere, insan kanıyla da beslenebilir.
Suikastçı böcek, kalp ve sindirim sistemini etkileyen, kalp yetmezliğine veya bağırsak hasarına neden olabilen kronik bir enfeksiyon olan Chagas hastalığını bulaştırabilir. Suikastçı böcek, genellikle geceleri insanlar uyurken ısırır. Suikastçı böcek ısırıklarından kaçınmanın en iyi yolu, böcek kovucu kullanmak, bir yatak ağının altında uyumak ve duvarlarınızdaki veya pencerelerinizdeki çatlakları, kılcal delikleri kapatmaktır. Listemizdeki 10. ve son böcek akreptir. Bu böcek türü Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya'nın sıcak ve kuru bölgelerinde yaşayan küçük segmentli bir eklem bacaklıdır. Akrep, 2000'den fazla türüyle dünya üzerindeki en eski ve en çeşitli hayvanlardan biridir. Akrebin bir çift kıskacı ve kuyruğunun ucunda zehirli bir iğnesi vardır. Akrep kıskaçlarını avını yakalamak ve ezmek için, iğnesini ise ağrı, şişme, uyuşma, kasılma veya ölüme neden olabilen zehrini enjekte etmek için kullanır. Akrep, genellikle kendini tehdit altında hissettiğinde ya da birisi yanlışlıkla üzerine bastığında veya ona dokunulduğunda sokar. Akrep sokmalarından kaçınmanın en iyi yolu, akreplerin saklanabileceği kaya, kütük veya moloz altı gibi alanlarda yürürken veya çalışırken ayakkabı, eldiven gibi koruyucular giymektir. Eğer bir akrep tarafından sokulursanız, yarayı su ve sabunla yıkamalı, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almalısınız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarız, dünyanın dört bir yanındaki en tehlikeli böceklerden bazılarını öğrenmekten keyif almışsınızdır. Güvende kalmayı ve bu ürpertici böceklerden uzak durmayı öğrenseniz iyi olur. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin ve daha birçok bilimsel, gizem dolu içerik için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler, bir dahaki sefere görüşmek üzere.